Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Abone ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün milyon izlenen ve en çok zayıflatan tariflerinden biri olan karbonatlı suyun tarifini paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Bu tarifimle birlikte binlerce kişiyi zayıflattım ve zayıflatmaktayım. Bu tarifi siz de yaparak kilolarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Şimdi tarifimizin baş taçları sodyum bikarbonat, İngiliz karbonat da deniyor. Limon biliyorsunuz ki benim için baş tacı ve bir bardak normal ılık suyumuzu alıyoruz. Şimdi bu tarifin en büyük özelliği suyumuzu alkali hale getiriyor. Çünkü biliyoruz ki birçok hastalıkların sebebi vücudumuzdaki pH dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. İşte bu hazır besinler, kızartmalar, fast foodlar, özellikle çok fazla kırmızı et tüketimi bize çok fazla şeker tüketimi pH dengemizi bozuyor. Nasıl? Bir odanın ayarı var. Atıyorum o meyvenin veya bir yemeğin bozulmaması için o seviyede kalması gerekir. O seviyeden daha aza, daha üste çıkarsa o yemek veya besin bozulur. Aynı vücudumuzda bu şekilde. Bir pH dengemiz var. pH skalamız var. Hatırlıyor musunuz? İlkokuldayken asit baz dengesi diye bir tablomuz vardı. Onu hayal edin. Yani vücudumuzu biz asitik hale getirmeye çalışıyoruz. Bazik hale değil. Alkali hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Biz vücudumuza iyi besinler alırsak vücut alkali hale geliyor. Fakat vücudumuza kötü beslenirsek vücudumuzu asitlendiriyoruz. Ve bu kötü besinleri vücuttan atmak çok zor. Çünkü yeni aldığımız bir kıyafeti düşünelim. Üzerine bir leke bulaştı. Bu lekeyi çıkarttık diyelim, tekrardan kur temizlemeye verdik. Fakat ilk günkü o bize haz ve hissiyatı vermeyecektir. İlk günkü tazeliği olmayacaktır. Yani şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu su da alkali hale getiriyor. Vücudu dengeye getirecektir. Şimdi suyumuzun yapımına geçiyoruz. Şimdi ben bir bardak su üzerinden ölçü göstereceğim. Fakat yine yapmak isteyenleri de 1 litre üzerinden ölçü olarak gösterebilmekteyim. Şimdi bir bardak suyumuzu sabah uyandık. Özellikle sabah aç karnı içtiğimizde tüm hastalıklara karşı koruyor, zayıflatıyor. Hatta biraz sonra da diğer faydalarını sizin için tek tek sayacağım. Şimdi bir bardak suyumuzu alıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı dolusu sodyum bikarbonat. Eczanelerden veya marketlerden de sodyum bikarbonat diyerek bunu temin edebilirsiniz. Suyumuza ekliyoruz. Tadı birazcık acımsıdır ama güzel tat verir. Biraz daha alkali hale getirsin. Bu limon zaten karbonat yağları yakıyor. Bu limon iyice yağ yakımını destekliyor. İkisi bizim için ayrı ayrı mucizevi. Bol limon da ekliyorum. Zaten şöyle köpürme seslerini duyacaksınız bakın. Bakın böyle bir ses çıkacak. Bu sizin vücuda alkali hale getirdiğini bir belirtisidir. Hatta sizin için videoda birazcık içmek istiyorum. Karıştırıp özellikle Covid döneminde bile bu çok önerildi. Neden? Virüslerde, bakterilerde bile bir numara. Özellikle karbonatlı su, tuzlu su gargaraları çok önerildi. Neden? Virüsleri yok ediyor. Zaten virüsleri yok eden, vücutta kilo vermeyi sağlayan bir şey nedir? Kesinlikle %100 faydalıdır. Böyle birazcık acımsı tadı var. Böyle çorçul içermişçesine ama daha güzel bir tadı. Daha mahoş bir tadı var. Bunu bu şekilde günde böyle bir 3-4 bardak için, içebiliyorsanız 5 bardak için içebilirsiniz. Hocam ben bunu 1 litreye yapayım derseniz de buna 1,5 tatlı kaşığı ekliyorsunuz. Yine yarım limon değil 1 tam limonu eklemeniz gerekli. Ekstradan elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. O da bize alkali hale getirecektir. Karbonatlı su sadece zayıflamada değil, saç sağlığında, dişlerin temizliğinde,
ev temizliğinde dahi kullanılabiliyor. Yani karbonatın kullanım alanları oldukça fazla. Hatta eskiden, ben eskileri çok iyi biliyorum. Eskiler mide hastalıklarında, mide rahatlatmalarında çok iyi. Mesela yemekten sonra mide yanması yaşıyorsanız, mide rahatsızlığınız varsa da bunu yemekten sonra hiç suya bile karıştırmanıza gerek yok. Direkt ağzınıza atıp su şeklinde de içebilirsiniz. Böyle bir miktar çimdik kadar ağzınıza alabilirsiniz. Yine ağız kokusunda, diş temizliğinde de bir numara etkili olacaktır. Tabii bu sadece tarifimi yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu tarifimle birlikte de güzel bir kahvaltıyla güne başlıyoruz. Nasıl bir kahvaltı? Bol yumurtalı, yeşillikli, mevsimine uygun sebzeli, yeşil çaylı, bir bol cevizli bir kahvaltı yapıyorsunuz. Daha sonra acıkma durumunuza göre ara öğünlerde ceviz, bitki çayı olabilir. Bu şekilde geçirebilirsiniz. Akşamı da yine bol etli, bol sebzeli ya da süt ürünleri olan yoğurttan, kefirden zengin bir akşam yemeği ile devam ettirebilirsiniz. Fakat burada iştahı dengeleyen, tatlı ihtiyacımızı oluşturan, bu isteğimizi bastıran su karbonatlı su olacaktır. Dengeli beslenmenin yanında en önemli aktif rol oynayan bu su tarifim. Dediğim gibi bu su tarifimle binlerce kişiyi zayıflattım. Eminim siz de bunu deneyeceksiniz. Eğer denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Gün ve gün buraya yazabilirsiniz. Bugün şunu hissettim, bugün karbonatlı suyumu içiyorum, şöyle hissediyorum diye her zaman buraya yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. YouTube'da desteklerinizi bekliyorum. Burada yeni yeni videolar çekiyorum. Umarım içeriklerimizi beğeniyorsunuzdur. Sizin de Hatice Hocam bize şu konuyu anlatın dediğiniz konular var ise yorumlara yazabilirsiniz. Ben yine severek anlatacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Yaşamında fark yaratmak isteyen herkesi kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hoşça kalın YouTube kanalı takipçilerim.